Habertürk.com'a hoş geldiniz. İstanbul Bilgi Üniversitesi bir araştırma yaparak pek çok konuda Türkiye'deki kutuplaşmanın boyutlarını ortaya koydu. Araştırmanın önemli sonuçları ve tespitleri var. Şimdi bu projenin bilimsel koordinatörü İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Erdoğan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi araştırmanın adı Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020. 4000 küsur kişiyle yüz yüze yapılan görüşmeler yapıldı ve siyasetten kadın sorunlarına kadar pek çok yelpazede konu başlıkları ele alındı ama önce şunu sormak istiyorum. Hep bahsediyoruz, siyasi tartışmalarda da hep konuşuluyor. Kutuplaşma ne demektir hocam? Şimdi kutuplaşma konusunda da bir kutuplaşma var, nasıl tanımlayacağımız konusunda, hatta varlığı konusunda da. Şimdi farklı tanımlar var. En basitinden ilk akla gelen insanların siyasal görüşlerinin farklılaşması. Biz bunu kullanmıyoruz aslında. Bizim kullandığımız siyasal duygusal kutuplaşma. Biraz daha farklı bir var. Bu siyasal duygusal kutuplaşmada farklı parti taraftarlarının birbirlerinden hoşlanmaması, hatta birbirlerinden nefret etmesi gibi bir mesele, duygusal mesafe açılması. Bizim odaklandığımız şey o. Çünkü birincisi, bir toplumda siyasal görüşler kutuplaşabilir, onda bir sorun yok ama insanlar sırf başka parti taraftarı olduğu için birisinden nefret etmeye başlıyorlarsa burada sorunumuz var. Burada sorunlar. Peki, bu araştırma Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejiler ve araçlar projesi kapsamında yapılan bir araştırma. Dolayısıyla kutuplaşmanın yüksek olması bir toplumda ne anlama gelir? Nasıl sonuçları olur? Neden azaltmalıyız bu kutuplaşmayı hocam? Şimdi bizim projenin amacı zaten daha önce yaptığımız iki araştırma vardı 2015 ve 2017'de. Evet. 2020 ile beraber sadece bir araştırma projesi değil, bir müdahale projesi. Yani elimizden geldiğimiz sürece bireylerdeki kutuplaştırıcı tutumları azaltmaya çalışan bir proje üzerine çalışıyoruz. O da yakında inşallah daha duyacağız nasıl bir şey yaptığımızı. Buradaki meselemiz şu. Bizim bir ideal demokrasi tanımımız var. Bu ideal tanım hiçbir zaman hayata geçmedi. Bu ideal demokrasi tanımında biz oturuyoruz. Önümüze gelen bir sorunu akıllı bir yoluyla, çıkarlarımız yoluyla, kötü bir şey değil, yeni öğrendiklerimiz doğrultusunda duygularımız yoluyla tartıyoruz. Ondan sonra da bir karar veriyoruz. Evet. Ve bu kararı verirken de esnek oluyoruz. Yani bu sorunu önümüze getiren Ahmet ya da Mehmet olması bizim için fark etmiyor. Bizim çıkarlar, akıl ve duygu yoluyla bunu tartmamız gerekiyor. Demokrasi bu. Ve bunu yaparken de konuşmamız gerekiyor. Konuşup görüşlerimizi değiştirebilmemiz gerekiyor. Bu müzakere biz demokrasinin altına yatıyor. Şimdi zaten bu yoktu. Yani bizim bahsettiğimiz parlamenter demokrasi ya da şu anda içerisinde bulunduğumuz demokratik yönetim biçimi bu değil. Bunun farkında ve zaafları var. Ama duygusal kutuplaşma bunu daha sorunlu hale getiriyor. Çünkü duygusal kutuplaşmanın olduğu yerde siz soruna kimden geldiği gözüyle bakıyorsunuz. Yani sorunun içeriğine bakmıyorsunuz. Şu anda günümüzdeki bütün sorunları sıralayın. Her birinde bir partizan ayrışma olduğunu görüyorsunuz. Partizan ayrışmada bir sorun yok ama bu partizan ayrışmanın altında diğerini ötekileştirmek yatıyorsa sorun var. Bu yüzden de bunun müdahale edilmesi gerekiyor. Evet, en azından birbirimizi anlayabilmemiz, sorunu ortaya koyabilmemiz gerekir. Peki gelelim araştırmadan çıkan bazı sonuçlara. Bir tanesi mesela en çarpıcı tespit, en önemli üst başlık diyelim. Her parti taraftarının bir diğer parti taraftarı var. Yani bir karşıtlık söz konusu. Taraftar kelimesini özellikle mi kullandınız hocam? Önce onu sorayım. Çünkü taraftarlık işte sporda genelde kullanılan bir kavramdır ve bir sonrası fanatizmi getirir aslında. Bilerek mi kullandınız bu terimi? Bu karşıtlığı nasıl yorumluyorsunuz? Kesinlikle. Her zaten parti taraftarı için. Buyurun. Bizim araştırmamızın bir pivot sorusu var. Bu pivot sorusu da bütün siyasi partileri sayıyoruz. Her birinin kendisine kadar yakın hissediyorsunuz. Her birinin taraftarlarına. Evet. Daha sonra bunlardan hangisi diye soruyoruz. Aralarından bir tanesini seçmesini istiyoruz. Daha sonra da ikinci soru geliyor. Peki sizin gibi parti taraftarlarını en uzak olan parti taraftarları hangisine soruyoruz? Sürekli taraftarlardan bahsetmemizin en önemli sebebi şu. Biz insanlardan bahsediyoruz. Yani bunu takip eden sorularda bütün konuşan sorularda insanlara dair. Şimdi bir partiye uzak hissedebilirsiniz. Ya da yakınsı hissedebilirsiniz. Bunda bir sorun yok ama taraftarları dediğimiz zaman bu başka bir soruna dönüşüyor. Evet. İnsanlarla arası ilişkiler. Bizim de zaten esas vurgulamaya çalıştığımız şey şu. Siyasi parti taraftarlığı kimliğe dönüştüğü için ve siyasi partiler taraftarlar arasındaki ilişki, gruplar arası ilişkiye dönüştüğü için sorun. Bunu bu şekilde bakmamız gerekiyor. Evet. Şimdi en uzak araştırmaya katılanlar kendilerine en uzak hissettikleri siyasi parti taraftarlarının hangisi olduğu sorusuna %40 HDP, %23 AK Parti, %14 CHP,
%8 MHP demiş. Biraz böyle milliyetçiliğin kabul gördüğü mü desem, milliyetçilik algısının biraz daha yumuşak karşılandığı bir profil çıkar mı buradan? Aslında milliyetçilik hepimizin hamurunda var. Yani bu uzun zamandır sorduğun zaman Türkiye'de hemen hemen herkes kendisini Türk milliyetçiliğiyle bir şekilde ilişkilendiriyor. Ama onun ötesinde burada önemli olan şey, bir her parti taraftarının başka bir parti taraftarı olduğunu söylemesi. Burada ben hiç kimse kendimi uzak hissetmiyorum diyen oranı çok az. %10 civarında birisi. GK'nın herkese evet, bu bize uzaktır diyor. Ve bunun üzerinden mutlaka karşılık yürütmesi var yani herkes için. Bir tabii %90 bunu söylüyor. Evet, evet. Burada da ilk akla gelen HDP oluyor. Zaten ama 2015'te de HDP'ydi, 2017'de HDP'ydi, 2020'de de HDP'ydi. Hemen hemen her parti taraftarları bir HDP'yi zikrediyorlar. HDP'lileri karşı taraftar olarak değil mi? Kesinlikle. Ama oranda da bir düşüş var. Mesela 2015'te %55'miş bu. %2017'de %53, 2020'de %40, yani giderek düşmüş bu karşı. Kesinlikle da ilginç, çünkü biz 2017'de bunu anlatırken şunu söylemiştik. Bakın bu ülkede neler oldu, neler yaşadık. Darbeler, referandumlar, insanlar hala HDP'lileri en uzak parti taraftarı olarak görüyor demiştik. Bu onu evet gösteriyordu, ama 2020'ye geldiğimiz zaman bir düşüş var. Düşüş bunun var. Üzerine bir kafa yorduk, bunun sebebi nedir diye. Öncelikle bir HDP'lilerin görünürlüğü acaba eskisi kadar mı? Eskisi kadar görünüyorlar mı? 2015'e baktığımız zaman eskisi kadar görünüyorlar. İkincisi, siyasal tartışmalarda şimdi kutuplaşma yukarıdan aşağıya gelen bir tarafı var. HDP'ler ne kadar hedef gösteriliyor? Diğer parti taraflarda ne kadar hedef gösteriliyor? Bu ikilikler. Şimdi biz bunu çalışmasını yapmış değiliz ama izlenimsel olarak bunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bu değişti. Peki bir mağduriyet algısı da oluşmuş olabilir mi? Böyle bir yumuşamaya sebep olabilir mi bu konuda? Açıkçası burada şeylerden biri, faktörlerden biri sanıyorum İstanbul seçimleri. Yani İstanbul seçimleri ve birçok büyük yerde açık olmasa bir karşılıklı dayanışma olduğu için bir orada empati olmuş olabilir, onu söyleyebiliriz. Ama buradaki önemli şeylerden biri, aynı grafikte CHP'li oranında yükseldiğini göreceksiniz. Çünkü artık bir miktar CHP hasım olarak takdim ediliyor diyeyim. Şimdi araştırmanın bir başka başlığında aslında belki de en önemli başlığı, ben öyle algılıyorum, duygusal siyasal kutuplaşmanın üç ayağı. Yani sosyal mesafe, ahlaki üstünlük ve siyasal hoşgörüsüzlük. Bu noktada biraz daha sanki parti taraftarları arasındaki mesafe açılmış gibi hocam. Mesela işte %75'i çocuklarının en uzak hissettikleri partinin taraftarlarıyla evlenmesini istemiyor. İşte %72 ile iş yapma konusu, %67 ile çocuklarının arkadaşlık etmesi, hatta %61 ile komşu olmayı istememeye kadar gidiyor. Yani bu kutuplaşmanın biraz sanki sonuçları gibi mi? Yani o siyasi kutuplaşmanın sosyal sonuçları gibi düşünülebilir mi hocam? Kesinlikle öyle. Biz Türkiye'de, şimdi bu dünyada çok fazla ülkede bu tür araştırmalar yapılmıyor. Yoğun olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor ve biraz da bizde yapılıyor. Biz siyasal duygusal kutuplaşmanın sadece bir hoşlanmama hali olmadığını söylemeye çalıştık. Bunun bazı sonuçları var. Bu sonuçlarda sizin saydığınız üç tane ayak. Bunlardan birincisi artan sosyal mesafe, ikincisi kendisini ahlaken üstün görme ve üçüncüsü demokrasinin sağlığı açısından çok riskli olan siyasal hoşgörüsü. Evet. Üçü bir araya geldiğinde aslında bizim genel çalışmalarımız olan ötekileştirmeyi gösteriyor. Ötekileştirme de bu zaten. Yani ötekileştirmeyi ölçmeye çalıştığımız çalışmalarda bunları kullanıyoruz zaten. Dolayısıyla siyasi parti taraftarları arasındaki o duygusal mesafenin ötekileştirmeye varan bir boyutu var. O yüzden de tedbir alınması gerekiyor. Öyle ki aslında kendine hak gördüğü bir takım olayları karşı parti taraftarına hak görmeyecek kadar aslında bir hoşgörüsüzlük durumu söz konusu. Aslında tehlikeli kesinlikle olan, yani ötekileştiren bu galiba. Peki bir başka başlıkta ülke gündemine de siyasal parti aidiyetleriyle yaklaşılıyor başlığı. Hani herkes kendini haklı görüyor, kendini anlatıyor fakat kendi yakın bulduğu parti gözüyle bakıyor her olaya. Dolayısıyla bu neye sebep oluyor toplumda peki hocam? Şimdi orada birkaç tane can alıcı soru konu aldık. Yani bizim mekanizmamızı işgal eden bunlardan bir tanesi Kanal İstanbul, diğeri Ayasofya'nın açılması, İlve'deki askeri müdahale vesaire vesaire. Bütün buraya baktığımız zaman siyasi parti taraftarlarının kendi parti pozisyonlarını kuvvetli bir şekilde desteklediklerini görüyoruz. Yani biz bunu yapılmaması gerek ama bir referandum olsa hiç kimse
o tartışmaları dinlemeyecek. Orada neyi söylendiğini ve direkt kendi partisi neyi savunuyorsa onu takip edecek ve oy verecek. Bu önemli bir sorun. Çünkü yatay kesmesi gerekiyor. Evet. Diyelim Kanal İstanbul'dan bahsediyorsak, evet, bu bazı CHP'ler için iyi bir şey olabilir. Bazı AK Partiler için de kötü bir şey olabilir. Dolayısıyla burada bir yatay kesişme olması lazım. Bu yatay kesişmenin kaybolduğunu görüyoruz. Ve bu mesela ne hissettiniz diye sorduğumuzda bazı konularda duygusal kutuplaşmayı da görüyoruz. Yani insanlar parti aidiyetlerine göre olumlu ya da olumsuz hislere kapılabiliyorlar. Bu müzakereyi engelliyor. Konuşmamızı engelliyor ve bunun sebebini de araştırmaya çalıştık. Yani neden bu mümkün oluyor? Burada da medya çok önemli bir rol oynuyor tabii. Peki, şimdi o noktada Ayasofya meselesi, işte Kanal İstanbul konusu. Hani bunlar biraz faydaları ya da işte görüş ayrılıkları vesaire gibi şeylere yol açabilir ama 15 Temmuz enteresan çünkü hani hep birlikte yaşadığımız bir olay. Orada bile ayrışmanın bu derece partiler bazında olması kutuplaşmanın boyutlarını aslında gözler önüne sermesi bakımından biraz daha dikkat çekici gibi geldi bana, değil mi? Ne dersiniz hocam? Kesinlikle. Zaten bizim de göstermeye çalıştığımız şey o. Yani biraz anlatılamadı mı o olay? Ya da algılarla mı yürüyoruz yine orada da? Tabii ki algı. Kesinlikle. Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi herkesin kendi gerçeklik dairesi içerisinde yaşaması. Şimdi bunu orada bir olay yaşandı. Hepimiz oradaydık. Ondan sonra bu olay anlatıya dönüştü. Bazı mitler eklendi. Bazı farklı iddialar geldi ve insanlar seçici olarak algıladılar bunu. Kendi o deneyimleri geçmişte kaldıkça unuttular ve o hatıra yeniden inşa edilirken siyasallaştı. Her parti o hatırayı başka bir şekilde inşa etti. Ve bu ayrı anlamlara gelmeye başladı. Yani o objektif gerçeklik, 15 Temmuz'da yaşadığımız objektif gerçeklik kendimizce yok oldu. Yerini kendi parti anlatılarına bıraktı. Evet, partilerin siyasi söylemlerine bıraktı. Her konuda olduğu gibi. Peki, yine araştırmadan en dikkat çekici sonuçlardan bir tanesi sosyal medya ile ilgili hocam. Sosyal medyada yankı odaları sorununa çözüm olamıyor. Öncelikle hocam kısaca yankı odaları nedir? Ne demektir? Yankı odaları bizim kendi sesimizden başka bir sesi duymadığımız fanuslar yaşamımız anlamına geliyor. Bu yankı olabilir, fanuslar. Bunun anlamı nedir? Biz öncelikle yakın çevremizde kendi görüşümüze benzer insanlarla takılıyoruz. Ailemiz ya da arkadaşlarımızın siyasi görüşleri bize benziyor. Medya daha önemlisi, medyada biz kendi görüşümüzü doğrulayan araçlara gidiyoruz. Yani bir gazete ya da televizyon kanalı bizim görüşümüzle uymuyorsa onu takip etmiyoruz. Onu izlemiyoruz. Bunu sosyal medyaya da açtığımız zaman insanlar sosyal medyada kendilerine benzeyenlerle takılıyorlar. Yani takip ettikleri insanların siyasal görüşleri farklı, arkadaşlık ettikleri insanların siyasal görüşleri farklı. Böyle bir durumda da şununla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sadece kendi sesinizin yankısını duyuyorsunuz. Kendi görüşlerine uygun kişi ve grupları takip ediyor. Yani onlarla iletişim ve iletişim içerisinde, öyle mi hocam? Ve buradaki sorun şurada oluyor. Herkes böyle yaptığı için her kamp, her grup kendi gerçekliğini oluşturuyor. Böylelikle de birden fazla gerçeklik oluyor aynı anda. Ve biz diğerinin gerçekliğini bilmediğimiz için o bize anormal geliyor. Doğru değilmiş gibi geliyor. Evet. Ve bu her konuda böyle aslında. Yani küçükten büyüğe. Peki öyleyse sosyal medyada biraz bu kutuplaşmayı körüklüyor diyebilir miyiz? Tabii sosyal medya özellikle platformlar bunu körüklüyor. Çünkü platformların para kazanma mekanizması bizim orada daha uzun süre geçirmemiz. Ve platformlar şunun farkındalar. Bizim hoşumuza giden fikirleri sundukları zaman biz orada daha fazla kalıyoruz. Hoşumuza gitmeyen şeyleri önümüze çıkarttıkları zaman reddediyoruz. Bu da algoritmalara yol açıyor. Bu bildiğimiz algoritma sonra geçiyor. Ve biz bir süre sonra hiçbir aykırı görüş görmüyoruz. Hep kendi hoşumuza gidecek. Ve mesela arama motorlarında bile bunun olduğunu biliyoruz. Arama motorları bize her şeyi getirmiyor. Hoşumuza gideceğini düşündüğü şeyleri getiriyor. Bizim daha önceki aralamalarımıza bağlı olarak. Dolayısıyla platformlar, sosyal medya bunu kesinlikle tetikliyor. Şimdi böyle iki önemli başlık var. Bir tanesi bazı konuları zaten biz açıkça konuşamıyoruz. Yani bu yine kutuplaşmanın getirdiği bir sonuç galiba. Hani bu kadar karşıtlık olunca biz de bazı eleştirileri, hatta eleştiri biraz hafif bile kalıyor, saldırıları diyeceğim, göze alamıyoruz ve sadece yakın çevremizle konuşuyoruz. Bu aynı zamanda konuşamamak anlamına da geliyor, öyle değil mi hocam? Tabii. Yani görüşlerimiz... hassas,
hassas bir konu söz konusu olduğunda bile aile içerisinde bunu tartışmak isteyenlerin oranı %50. Öte yandan o hassas konuyu sorduğumuzda ailesinin aynı fikirde mi dediğimizde %80 de aynı fikirde diyor. Demek ki insanlar aileleriyle aynı fikirde olsalar bile siyasi konuları, hassas konuları tartışmak istemiyorlar. Çünkü bahsettiğimiz duygusal kutuplaşma tartışmaların düşmanca geçmesine yol açıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Geldiğimiz o kutuplaşma, içinde bulunduğumuz fanuslar sayesinde biz diğerinin görüşünü sağlıksız görüyoruz. Yani anormal, zehirli görüyoruz, toksik görüyoruz. Toksik gördüğümüz için de onu söyleyen insanı reddetmeye çalışıyoruz. Bu zaten sorunumuz. Evet. Normal olan görüş ayrılıkları anormalmiş gibi gözükmeye başlıyor. Evet, evet. Biraz suskunluk sarmalına da dönüşüyor bu durum tabii ister istemez. Kadına yönelik şiddette bile yine partiler bazında bir görüş belirtme ve ayrılık var değil mi? Yani sorumluluk noktasında vesaire. Yaşadığımız öyküyü çok iyi anlatıyor. Bununla ilgili bir makaleniz yakın zamanda çıkacak, hızlı bir şekilde yazmaya çalıştınız. Şimdi kadına yönelik şiddetin var olduğunda uzlaşıyoruz diye. Evet. Yani en az sorumluluk noktasında mı uzlaşamıyoruz hocam? Evet, %78, %80 herkes var diyor. Bu konuda yok diyenlerin azınlıkta. Siyasi parti taraftarları önemli değil. Peki kim sorumlu diyoruz? Bakın orada da çözmekten kim sorumlu diyoruz? Çözümünden. Orada da uzlaşıyoruz diyelim. Birinci sırada devlet geliyor. Herkes hükümet çözsün diyor. Peki hükümet üstüne düşeni yapıyor mu? Orada kutuplaşıyoruz. Şimdi sorunun varlığında uzlaşıyoruz. Sorumluluğun kim olduğunu da uzlaşıyoruz. Bir adım sonraya gidiyoruz. Peki sorumlu işini yapıyor mu? Hayır. Çünkü o siyasallaşmış. Siz bunu alın, sadece kadın yönelik şiddet olarak değil, küresel ısınma olarak koyun, koronavirüsle savaş olarak koyun ya da çocuklarla ilgili bir şey koyun. Türkiye'de tartışmaların izlediği algoritma bu. Sorumda uzlaşıyoruz. Sorumluda uzlaşıyoruz. Çözüm orada uzlaşmıyoruz. Sorumluluğun üstüne düşeni yaptığı konusunda uzlaşmıyoruz. Burada çatışmayı arttırıyor. Evet. Peki sanıyorum araştırmanın sonuçlarına göre partizan bir yaklaşımla ele alınmayan tek konu koronavirüs pandemisi. Evet, en az. Orada evet yine de hani farklı parti taraftarları farklı bilgi kaynaklarına güvense de o konuda partizan bir farklılaşma yok. Bunun nedeni nedir sizce hocam? Konunun acilliği çok yakıcı bir, yani somut bir konu. Zaten o açıdan biz bunu sorduk. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kutuplaşmış bir konu. Evet. Yani insanların maske takıp takmama konusundaki görüşüne bakarak Trump'a mı yoksa Biden'a mı oy verdiğini tahmin edebiliyorsunuz. Cumhuriyetçiler ve demokratlar. Evet aynen öyle. Orada da %75 doğrulukla bu iyi bir, yani başka bir şey sormanıza gerek yok. Bu mu sorun? Kim oy verdiği çıkıyor. Bizde bu yok. Yani baktığımız zaman özellikle tedbirlere uyma konusunda partizanlık değil, insanların yaşam koşulları belirleyici oluyor. Yani çalışmak zorundaysa evet dışarıya çıkıyor. Ya da öğrenciyse zaten başka öncelikler oluyor vesaire. Biz orada yapıyoruz. Hayatın gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Tedbirlere uyuyoruz. Hükümetin aldığı tedbirlere onay vermede de çok çok büyük farklılıklar yok. Kapanmalarda yaşa bağlı farklılıklar var. Yani gençlerle yaşlar arasında farklılıklar olabiliyor. Ama siyasi parti aidiyeti burada devreye girmiyor. Biz bu konuda şey yapıyoruz. Size söylediğiniz gibi kim güvenilir dendiğinde burada ilginç şeyler çıkıyor. Tabii ki hükümetin bir kısmı siyasallaşmış olarak gözükse de Sağlık Bakanlığı biraz daha bilgi kaynağı olarak güveniliyor. Burada önemli şeylerden biri bence vurgulamamız, Türk Tabipleri Birliği'ne güvenin yüksek olduğunu görüyoruz ve önemlisi Dünya Sağlık Örgütü'ne de güven hiç az değil. Dünya Sağlık Örgütü'ne güvendiğini söyleyenlerin onun %40'larda, hiçbir uluslararası örgütte güven bu düzeyde değil, %20'lerde kalıyor. İki katı. Şimdi sorun o kadar acil ki, o kadar hissediyoruz ki bir şekilde uzlaşmak zorunda kalıyoruz. Zaten mesele o. Hani kadında da aynısını yapabilirdik. Evet. Kadında evet. Sorun da, kadın yönelik şiddet çok acil bir sorun ama o tavrı sergilemiyoruz. Evet, bu noktada galiba yani zaman zaman eleştirilere de uğrasa Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tavrı, tutumu başından itibaren hem muhalefet hem iktidar tarafından işte olumlu hep yorumlandı. Belki bunun da bir etkisi olabilir bu konuyla ilgili olarak. Amerika'dakini yaşamadı. Biz Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde tam bir saldırı vardı sağlık otoritesine. Evet, hükümet evet. tarafından, Trump tarafından. Evet. Ve onun itibarını yerle bir etmeye yönelik çaba vardı. Bunda da başarılı oldu. Bizde o olmadı. Evet. Yani evet. hem bakanın açıklamaları daha objektif olarak sergilendi hem de muhalefet o tür bir yıkıcılık içerisinde bulunmadı. Zaten olması gereken bu. Peki hocam kutuplaşmanın demokrasinin sağlıklı işleyebilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu konuştuk. Ne olduğunu konuştuk.
hangi boyutlarda olduğunu da sizin bu değerli araştırmanız ortaya koymuş durumda. Peki şimdi neler yapılmalı? En kısa vadeli, en uzun vadeli çözüm önerileri nelerdir hocam? Şimdi kutuplaşma konusu biz elit düzeyinde de bir çalışma yaptık. Elit derken bu konu üzerine kafa yoran akademisyen, yerli ve yabancı akademisyenlerle beraber bir dizi tartışma yaptık. Ve şöyle toparlayabiliriz ne yapılabilir diye. Bir, yapısal sorunlar var. Nedir o yapısal sorunlar? Mesela şu andaki yönetim biçimimiz kutuplaşmayı biraz kolaylaştıran bir sistem. Ya da medyanın yapısı şu anda çok çeşitli yer vermemesi. Bunlar makro düzeyde yapısal şeyler. Şimdi bu yapısal sorunların çözmesi kolay değil. Mesela iktisadi kriz 2008'in hala etkileri yapıyor ve önümüzdeki dönemde bunu yapabilir. Bunlar uzun vadeli. Evet. Bir de kısa vadeli ve yapılabilecek bir takım müdahaleler var. O da birey düzeyinde. Burada şöyle bir şey söylemeye çalışıyoruz. Eğer biz bireyler olarak kutuplaşma sorunu çözmeye kalkmazsak kimse çözmez. Çünkü aslında sistemden beslenen bir şey var, yapı var. Siyasetçilerin işine çok kolay gelir. Herhangi bir konuyu açıklamak yerine, o konuyu teferruata girmek yerine onu öne atanı günah keçisi hale getirmek çok kolay bir strateji. Evet. Siyasetçiler için her düzeyde çok güzel, kolaydır. İktidar ve muhalefet açısından. Ve bu sistem içerisinde olan bazı bilgi üreticileri açısından da, kanaat önderleri açısından da iyi bir ortamdır. Çünkü yani özgün kanaate ihtiyacınız yok. Siz kendi partisan tutumunuzu tutun. Sizin arkanızda insanlar takılacaktır. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman yukarıdan aşağı değişim çok kolay olmaz. Çok büyük bir uzlaşma gerektiriyor. Fedakar gerekiyor. Ama aşağıda olabilir. Biz bireyli olarak bunu çözme yönelik adım atabiliriz. Nasıl atarız? Bir farkını varırız yaptığımızı. Yani mesela şunu burada söyleyebilirim. Çünkü araştırma lansmanından 2-3 hafta geçti. Türkiye için uzun bir süre. Bu sorunun partiler ötesi bir sorun olduğu konusunu kabul ederek başlayabiliriz. Yani biz hep bunu söylemeye çalışıyoruz. Biz bunun failini aramıyoruz. O kutuplaştırıyor, bu kutuplaştırıyor dediğiniz zaman tartışma biter zaten. Bu kutuplaşma içerisinde ben nerede duruyorum demem lazım. Ben ne kadar kutuplaştırıyorum? Böyle hissettiğim insanlar var mı? Bu bir farkıdır. İkincisi fanus. Fanusumuzu kırmamız gerekiyor. Yani bizim şu anda içerisinde bulunduğumuz bilgi sisteminin doğru bir bilgi sistemi olmadığının farkına varmamız gerekiyor. Ve burada kaldıkça sahte bir gerçeklik algısına girdiğimizi ne yapmamız lazım? Bilgi kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bunun için sosyal medyaya eleştirel yaklaşmamız lazım. Ve belki de kendimize inat, sevmediğimiz insanları takip etmemiz lazım. Kolay bir şey değil. Evet. Sevmediğimiz hocam, fikirleri de duymamız lazım. Belki biraz uzun vadeli olabilir ama hani ilkokul düzeyinden başlayarak eleştirel medya okuryazarlığı konusunun belki çok şiddetli ve çok acil öne alınması gerektiğini düşünüyorum. Ben naçizane. Kesinlikle medyanın ne olduğunu bilmek gerekiyor. Filtre bizim başka çalışmalarımızda mesela infodemi ile ilgili bir yanlış bilgi salgınıyla yaptığımız çalışmalarda insanların doğru yanlışı ayırt edemediklerini gösterdi. Evet. Ve bunun için çaba harcamak gerekiyor. Kimse sizin için doğru yanlışı ayırt etmez. Bizim yapmamız gerekiyor. Çaba adım atmamız gerekiyor. Bu da işte medya okuryazarlığın yaygınlaşması gerekiyor. Ve en önemlisi fikir ayrılıklarımızın doğal olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir adım. Yani biz herhangi bir konuda başkasıyla fikir ayrılığına düşebiliriz. Bu gözümüz, kaşımız, boyumuz, bosumuz kadar doğal bir şey. Evet. Bunu reddetmiyorsak fikir ayrılıklarını da reddetmeyeceğiz. O fikre sahip, biz de bu fikre sahibiz diyebilmemiz gerekiyor ve bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor sürekli. Bu normal. Belki biraz kendimizi anlatmaya ara verip karşımızdakini anlamaya çalışmak da yine bir başka çözüm önerisi olabilir diye düşünüyorum. Hocam çalışmayla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Açıkçası burada bizim çabamız devam edecek. Umarım o başlattığımız bir eğitim projesi. Evet. Bir tür içerisinde bazı küçük oyunlar olan oyunlaştırılmış bir eğitim projesi. Umarım oraya da çok kişiyi çekebiliriz. Olabildiğince çok kişiyi. Ve olabildiğince çok kişi de o dayanabilir. O eğitimi alabilir ve o eğitim sonunda ufacık bir değişimi görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de burada sesimizi duyurmamız çünkü bizim için çok kıymetli. Evet hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Hem bu çalışma için hem vakit ayırdığınız için. Çok hocam çok kısaca bir şey sormak istiyorum size. Sizinle Kasım ayında ABD seçimleriyle ilgili bir röportaj yapmıştık. Şimdi bir 6 Ocak olayları yaşandı ABD'de. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? 20 Ocak'a kısa bir süre kaldı. Giderek gerilir mi yoksa Trump'ın açıklamasıyla başladı? Yine Trump'ın açıklamasıyla sanki dinginleşti biraz ortalık daha. Ne dersiniz? Bundan sonra neler olur 20 Ocak'a kadar ve 20 Ocak'ta? Yani şöyle söyleyeyim, Cumhuriyetçi Parti için Trump davası bitti.
Yani 6 Ocak'ta yaşananlar, o sırada o formalite olan bir oylamada gerçekten hiç alışık olmayan bir durumla karşılaşabilirdik ve bazı cumhuriyetçi senatörler seçim sonuçlarını reddedebilirlerdi. Bu karşılaşılmış bir şey değil. Bu olabilirdi ama 6 Ocak bunu imkan sağlayabilirdi. Çünkü senat, kongre binası çok önemli bir meşruiyet kaynağı. O meşruiyet kaynağına saldırıyı kimse kaldırmaz, bu bir. İkincisi, oraya saldıran, o işgali gerçekleştiren sağ radikallerle kimse de yan yana gözükmek istemiyor. Ya da bunları tetiklediği, hatta Donald Trump bile gözükmek istemiyor. Bugünkü açıklamalar onu gösteriyor. İlk önce biraz hoş karşılaştı vesaire. Dolayısıyla bugün de söylediğim gibi yumuşak bir geçiş olacak. Yani çünkü siyasi hayatına devam etmek istiyor, bu bir. İki, Cumhuriyetçi Parti artık arkasında değil. Çünkü Cumhuriyetçi Parti kendi siyasi hayatına devam etmek istiyor ve bu kadar radikal bir olayı desteklemeyi kimse istemez. Çok önemli bir meşruiyet kaynağında ki dünkü tartışmalarda da söylendi, saldırıldı. Evet. Yani kongre basit bir sembol değil, çok önemli bir sembol. O yüzden de Cumhuriyetçi Parti için Donald Trump bitti. Donald Trump için Donald Trump bitmedi. Siyasi hayatına devam edecektir. Ama şu süreci atlattıktan sonra ben Cumhuriyetçi Parti'nin de bu aşırı sağa çok uzak duracağını zannetmiyorum. Cumhuriyetçi Parti arasında da bu radikal hareketlerle işbirliğine gidebilecek senatörler, siyasetçiler var ama şimdi değil. Şimdi onu değil. Yani şu anda daha sonra yumuşak bir geçiş olur. Fakat ileride Trump siyasi hayatına devam edecek. Cumhuriyetçi Parti de Trump'sız devam edecek. Ama bu sağ radikallerle de devam edebilir. Kesinlikle olacak. Kesinlikle olacak. Çünkü o kadar şey değil. Ayrı noktalarda değiller. Ve en önemlisi şunu da sormak lazım. Belki nasıl girilebildi? Yani herkes şunu kabul ediyor ki o göstericiler siyah olsaydı yakına bile gelemezlerdi. Evet. Bunlar, hem öyle hem de bir geç müdahaleden de bahsediliyor ya. Kesinlikle. Pentagon'a yapılan çağrıya geç cevap verilmesi de söyleniyor ya. Bu da bir sıkıntı olabilir mi? Yani bir komple arayabilir miyiz orada? İhmal ya da suistimal var. Öyle demek lazım. Bu da bilinen bir şey. Amerika'daki güvenlik güçleri aşırı sağ, biraz toleranslı. Bunu herkes biliyor. Hani belki bunun üzerine gidilebilir. Çok kolay bir şey değil. Bu bir kırılma noktası yapılır ama aynı şekilde Cumhuriyetçi Parti dediğimiz örgüt de aşırı sağ toleranslı. Yargılanma yani ihtimaline ne dersiniz hocam Trump'ın? Böyle olabilir. Pelosi'ye ve Ocasio-Cortez'e baksak da şu anda dar aracı bile hazır. Böyle bir şey yapacaklar ama bu kutuplaştırmak için. Yani kendi safları şu anda Trump karşıtı bir koalisyonla seçimi kazandılar ve koalisyon çatırılıyor daha ilk günden. Çünkü gerçek bir koalisyon değil, çok büyük fikir ayrılıkları var. Bu koalisyonu ayakta tutmak için Trump'ı ötekileştirmek, onu şeytanlaştırmak iyi bir strateji ve Nancy Pelosi için de çok kolay bir şey. Dolayısıyla onu şey yapacaktır, itecektir. Gerçekleşebilecek mi? Onu zaman içerisinde gösterir. Çünkü öyle bir koalisyon var ki Joe Biden açısından bazı cumhuriyetçi senatörler kendi partisindekilerden daha güvenli durumda. O yüzden de o 51-49 çok güvenilir bir çoğunluk değil. 51-49'u güvenilir hale getirmek için cumhuriyetçilerle işbirliğine gitmek zorunda. İşbirliğine gitmek zorundaysanız da bir önceki başkanı yargılatmak çok akıllıca bir fikir değil. O yüzden de biraz daha real konuşmak. Çok önemli nokta. Biden'ın da işi çok kolay değil yani. Değil mi? Kesinlikle değil. Peki. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 çalışmasını konuştuk. Konuğum bilimsel çalışmanın bilimsel koordinatörü İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emre Erdoğan'dı. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ayırdığınız için kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.